günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce size üzücü haberlerim var. Elim, kolum -2'lerle dolu. Aa. Asıl duyacaklarınız biraz sonra ama bu eksiler de şok etkisi yaratacak. Evet, günün ilk -2 ceza puan alan gelinini açıklıyorum. Gamze, ne yazık ki sensin. Neden almışım? Nişastanı çilek sosa koyman gerekirken sen muhallebine koydun. O yüzden muhallebin o kadar koyu. İnanın hiç farkında bile değilim. Evet. Evet, fark etmedim bile. -2. O heyecanla. Bitmedi. Günün bir diğer -2 ceza puan alan gelini... Niyase. Ne olmuş? Neye gülüyorsun öyle? Karışmıştır bir şeyde kafam. Tam emin olamadım. Nişastanı sen de Gamze ile aynı hatayı yapıp sos yerine muhallebini eklemişsin. Ya. Olabilirim. Sevindi Gamze de. Sevindim valla. Yalnız değilim diye sevinmiştir. Gülün gülün, bitmedi daha. Ben gülerim de siz nasıl gülersiniz bilmiyorum. Devam ediyorum. Günün bir diğer -2 ceza puan alan gelini... Tuğba. Yapan yapan bunlar. Yanlış anlamışlar. Şaka gibi. Herhalde. Çilek sosunu süzmüşsün Tuğba. O yüzden seninkisi pelte gibi olmuş. Ben neden süzdün? Çilek sosu öyle yapılır diye öyle yaptım. Yani burada birçok kişi yemeğine farklı yorum katabilir ama buradaki tek dikkat ettiğimiz şey şef ne söylüyorsa onu yapmanız ki hepiniz aynı tabağa çıkın. Doğrudur. Süzmenizi söyledi mi şef? Yok. Hayır. Ya ben evde öyle yaptığım için. Tamam, sen evde evet. Öyle yapmaya devam et. Burada yapmayayım. Evine benziyor mu burası? Evet. Birazdan devam edeceğim. Önce çeyreğimi takayım. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Tuğba! Gerçi hiç şey olmadı ama... Ne olmadı? Şimdi bir şey açıklanacak ki tam keyfini alamadım. Ben çeyrek aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı olsun. Tebrikler. Sağ olun. Ayakta mı açıklanacak? Yoksa destek alalım mı? Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 22-2 20 puan. Niyase 16-2 14 puan. Suzan 11 puan. Gamze 9-2 7 puan.